Kasım ayından beridir devam ediyor açlık grevleri. O zamandan beridir 15 günde bir bazı cezaevlerinde bütün koğuş, bazı cezaevlerinde de hastalığı olmayanlar ya da son bir yıl denetim serbestlikten yararlanabilmesi için olan son bir yılda olmayan tutsakların hepsi giriyor. Koşula, durumlara göre değişiyor ama yoğun bir katılım var. Dediğim gibi 15 günde bir her koğuş arasında dönüşümlü olarak devam ediyor bu açlık grevleri. Şu anlık sağlık problemi olarak herhangi bir durum yok ama önceki de 15 Şubat'tı. 15 Şubat'tan arttırdılar zaten. Nisan ayına kadar devam edeceğini belirttiler. Ancak ondan sonrası en son yaptığımız görüşmeler neticesinde çözüm son bulmayana kadar, bir çözüm getirmeyene kadar devam edeceklerini belirtmişlerdi. Açlık grevleri öncesi ve sonrası diye değerlendirirsek bir psikolojik baskının olduğunu söyleyebiliriz. Önceki zamanlarda devam eden disiplin soruşturmaları ve hak ihlalleri devam ediyor elbette ki, ancak açlık grevleri sonrasında bunu psikolojik baskıya çevirmeye çalıştılar, fiziki baskıdan öteye. Örneğin dışarı çıkartıp B12'leri ve diğer vitaminlerini verirken kameranın görebileceği açıya getirtiyorlar. Dün yaptığımız Bakırköy Kadın Cezaevi ziyaretinde artık ayakkabıları çıkartma, avukat görüşleri, aile görüşlerinden önce ve sonrasında ayakkabıları çıkartmaya yönelik olarak döndü. Yani olabildiğince tutsakları zor duruma düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar aslında. Bunun yanında da devam eden disiplin soruşturmaları var. Sosyal etkinliklerden yararlanmama, aile görüşlerinden yararlanmama, bazı cezaevlerinde özellikle Bakırköy Kadın Cezaevinde de hücre hapsi cezaları, aramaların sıklaştırılması ve bu aramaların da eşyaları dağıtacak, etrafa atacak nitelikte yapılacak kadar ileri gitmeleri aslında. Ya da haftada bir revire çıkacakken revir doktorunun bunu tercih etmemesi, istediğim hastayı alırım bakış açısıyla yaklaşması. Aslında yavaş yavaş ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz. İlk başlarda bu kadar sık ve yoğun değildi. Ancak son yaptığımız ziyaretlerde bu baskının psikolojik baskıya dönük olup ve daha da ağırlaştığını belirttiler bize. 18-19 zamanlarda açlık grevine giren mahpuslar hali hazırda tekrar girmeye başlayınca, hani bunları engellemeye yönelik mahpuslar hareket etse de koğuş arkadaşları için bunu engelleyemediler. Giren arkadaşların sağlık durumları daha da kötüleşti. Revire gitmemeye çalışıyorlar. Çünkü revir doktoru kendilerine bakmıyor. Böyle devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Nisan ve Nisan sonrasına kadar devam ederse elbette ki büyük büyük sorunlar yaşanacak. Ancak şu ana kadar hayati tehlike boyutunda şahsi olarak karşılaştığım herhangi bir vaka yok. Dediğim gibi önceki açlık grevine giren mahpuslar haricinde. Tutsakların bir listesi oluyor, talep listesi oluşturuyorlar kendilerine ve bu talep listesini bütün kurumlara iletiyorlar. İhadeden başlayarak bütün CPT'ye göndermeye çalışıyorlar, Adalet Bakanlığı'na, baroların hepsine, Barolar Birliği'ne, bunların hepsine tek tek taleplerini gönderiyorlar. Asli talepleri Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması ve serbest bırakılmasına yönelik. Bunun yanında hasta tutsakların bırakılması, infazda eşitlik, siyasi tutsaklar konusunda bir infazda eşitliğe gidilmesi, Kürt sorunu, barışçı çözümler. Yani aslında bütün talepleri insanlığa ilişkin talepler. Tecritin sadece Abdullah Öcalan üzerinde etkili olmadığını, bütün hem gündelik yaşamımızda hem de tutsakların hali hazırdaki yaşamlarında sirayet ettiği için hem kamuya hem de medyaya aslında net bir çağrı yapmak lazım. Artık içerideki tutsakların ve Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki bu baskının, bu tecritin son bulması lazım. Bedel ödetme kavramının artık geçmemiz lazım. Çünkü içeride hem can sağlıkları tehlikede, hem de belirttiğim gibi psikolojik baskıyla yıldırmaya çalıştıkları için aksine başkaca öngöremeyeceğimiz sonuçlar da doğurabilir. Bu yüzden hem kamuya hem de medyaya bu şekilde bir çağrıda bulunabiliriz.